Sizin çorbanın rengi farklı. Koyu Mehmet'in... yeşil veya da siyahı benzer bir rengi var orada. Hayır. Ben gördüm. Hayır. Da. Hayır. Aa, çorba burada. Yani. Ben de buradayım kırmızı ya. Çorbayı, kırmızı çorbayı. 20 santim yapayım çorbayla. Kırmızıydı da rengi. Bunu hiç bilene benzemiyordu. Ya canımı geçen çorbayı bunu yapan benim abi. Peki sizin içtiğiniz çorbalar bu renkte miydi? Bu renkteydi abi. Biz içtiğimiz çorbalar bu renkteydi abi. Bu renkteydi. Bizim içtiğimiz, bize gelen çorbalar. Biz de içmedik şüphelendi ondan sonra çorbaya. Ben içmedim. Ha siz de içmedim. Ben içmedim. Şüphelendim. Bege Hanım sonuçta çorba illa zehir diye bir şey değil. Bir madde. Bir ilaç katılmış. Ha. Bitelim, hayır ben burası şüphelendim. Ben annem çorbaya. Paratesini hepsini bitirdi. Ya eve dönsün falan diye öyle bir şey mi yapmışız kendi aranızda? Hani yapıyorlar öyle bir şey mi kattın? Yok yok hayır yapsam yaptım derim. Yapma, hatta kayınbana eşim dedi ki annem dedi bana muska yaptırmış. Hayır dedi. Benim aklıma şu geldi. Ben de dedim ki Mehmet dedim ispatla o zaman dedim. Hayır hayır. Her şey ispat. İspatla. Ya, sen ne diyorsun ya? İşkinci susun. Ben ispat. Hayır. Müge Hanım resmen iftira atıyorlar ama ki yani. Niye iftira atıyorlar ki? Hayır Mehmet annenin. Diyorum. Niye inanmıyorsunuz ki işte. Hayır hayır inanıyorum. Mehmet annenin muska. İçtim ben çorbayı. Allah Allah. Mehmet annenin. İçmedi. Mehmet İçsem şimdi öbür tarafta olurdum. İşte. Halil Bey bir şey söylemek istiyorum. Yani. Sen olaydın o zaman sen içseydin abi. Keşke madem ben öyleydim yani siz böyle huzursuz olacağınıza. Bak onlar da içmemişler çorbalarını. Abi sen zaten hayır, karınla demiştim. Sen karınla zaten mutsuzsun. Ben. Sen... Kimi arıyorum? Konuyu değiştirme Pınar. Yok yok. Bana Mehmet gerek Mehmet. Boyun bana para gerek arıyorsun. Daha. Bana çorba gerek daha. Mehmet bana gerekse... çocuk gerek daha. Benim kelimem ben o benim insanlığım ben o kelimeye müsaade etmiyor kusura peki, bakma. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ahmet Bey'in evinde mutsuz olmasının konumuz benim ne gibi bir ne alakası var? İfade değiştiriyor devamlı. Konu değiştiriyor. Konu değiştiriyor. Bağlantısını söyleyeyim mi? Konu değiştiriyor. O ben sustun mutlu ben değilim. Söyleyeceğim. Buyurun ben telefonum eşim ara. Sustun. Tamam. Ha? Benim eşim var. Ben mutsuz değilim. Sustun ben mu yani? Ben eşimden memnunum. Ya bizi de ilgilendirmez. Allah razı olsun. Kendini gelmez zaten. Kendini burada. Burada. Konuyu değiştirerek başka yere saptırarak da ne olursa olsun. Biz can arıyorum ben. Bir adam arıyorum. Bir insan arıyorum zaman ben. Zamanı bunlar. Efendim. Ben çorbada değilim. Zaten ben buraya gelmek mi konuştum? Ondan sonra yemek de değilim. Benim. O çorbayı bak. Bana Mehmet Avalak gerek. He? Ben bana sana bir şeyler gerek. Anlatmak ya. İstiyorum. Anlatmak istiyorum ama müsaade vermiyorlar. Sen de şikayet ediyorsan adliye evimizden 300 metre vermiyor. Yukarıda git 10 tane şikayet edeyim. Vermiyor baksana. Valla. Ben sizin seviyenizi denmek istemiyorum kusura bakma. Tamam birazdan gideceğim birazdan. Kusura bakma. Sen kafanı yorma. Bile bile. Benden de. Gideceğim bile bile. Olsa da işim gideceğim. Yok başka işin yok. O da diyor ki benden de selam söyle diyor. Peki. Pınar yalnız ben bir şey soracağım. Söylerim abi. Mehmet Bey evet. Ilk kaybolduğunda evet. Aile buraya geldi. Özellikle böyle hani intihar girişimi falan filan evet. Da olduğu için. Seninle de boşanma aşamasında evet. Kalkmıştır gitmiştir falan diye ben de öyle düşündüm. Fakat bugün geldiğimiz noktada. Ben de öyle düşündüm Müge Hanım. Tamam ama ben bugün geldiğimiz noktada bugün kaçıncı gün arkadaşlara da hep söylemem lazım yazmaları için. 38 gün olmuş. Ama ben sende hani 38 gündür evet. Kocası kaybolmuş bir kadın endişesi görmüyorum. Ben çok ha. Endişeleniyorum. Sen endişeleniyor musun? Hayır. Ben endişeleniyorum hayır. Ve polis karakolunu her zaman arıyorum. Damla'nın ve eşimin gördüğü tehditleri orada açıklamaya çalıştım. Beni dinlemediler. Nerede araması gerektiklerini, eşimin bana paylaştıklarını ben aman. Anlattım ki yardımcı olayım, eşim ortaya çıksın dedim. Kimle görüştüyse, kimden tehdit aldıysa, kimin yanına gitmiş olabilir diye ben düşünceye kapıldım. 38 gün önce ben de düşünüyorum Müge Hanım. Müge Hanım. Sonuçta 10 yıllık benim kocam ve iki çocuğun babası. Ben sen bana buraya geldiğinde ben de üzülüyorum. Bak boğazım şişiyor benim canım. Müge Hanım. Sen buraya geldiğinde evet. Bana dedin ki, ben demiş dedim ki sana hatta senin kocan o zaman öldü mü kaldı mı artık dedim yani. Madem ayrılmak istiyordun iyi olmuş dedim sana özellikle. Sen de bana dedin ki yok Müge Hanım dedin. Evet, ölmesin dedim. Benim iki çocuğumun babası dedin. Ölmesin çocuklarımın babası dedim. Hala aynısını diyorum. Ölmesin Müge Hanım benim çocuklarımın babası sonuçta. Tamam yani sen ben üzülüyorum bana ben şu noktaya çok üzülüyorum. Eğer ben boşanıyorsam eşimden madem bu kadar kötüyüm değil mi? Hı-hı. Neden şimdiye kadar beni boşandırmadın bu bir. İkincisi madem eşim kayıp ben de arıyorum kendilerle beraber.
Niye gelmedi kaç o zaman? Niye gelmedi? Kimle gitmiş olabilirdi? Hayır, tamam. Sen biz, beni ölüme tehdit ettiniz. Ben nasıl seni kapına varabilirim? Hiçbir düşmanlığımız yoktu. Sen de barıştırma sürecinde bir dakika dinle. Barıştırma sürecinde dedin ki aynen hiçbir sorunum yok. Benim eşimin sorunum dedin. Sen kendi kayınını arıyorsan, madem biz yine aramak istiyorsan, niye gelmedin? Niye sen bana öldürmeni tehdit ediyorsun sen ve kayınlarım orada? Hayır, polis evinde. Bak, Türkiye uydu düzenledi ki ne? Türkiye uydu canlı yayında konuştum. Dedi ki ne? Biz kayınbabamla akşam kayınım eve gelmeyecek, polise gittik. Orada kayınbabam şikayetçi olmadı. Dinle, bir dakika dinlemesini öğren. Sen kayınını arayan yok. Sen yıldan beri beni, 10 yıldan beri karalıyorsun sen. Ben. İki tane çocuğum var. Sen istedin mi? Dinlemeyeceğim. Herkesin çocuğu var. Allah görüyor. Benim de burada bir ailem var. Doğruyu söyleyeceğimi biliyor da dinlemiyorsun. Bir dakika sus. Bunlar orada diyorsun ki polise. Bak dünden dedin ki ne canlı yayında. Bir gün sonra dedin. Emniyet beni aradı dedin. Emniyete gittim dedin. Polis bana dedi ki ne dedin. Kayınbaban. Senden şikayetçi olmuş. Senden şikayetçi oldu. Şikayetçi senin dedim. İliğine kadar kurutacak dedin. Bunu canlı yayın. Sen nasıl iddia edebilirsin? Hayır. Hayır. Bildiniz mi? Hep dinledik seni zaten. İkiniz de durun. Halil Bey bir şey söylemeye çalışıyor. Buyurun Halil Bey. Şimdi bu Mehmet oğlumun oğlu geldi, sabahına geldi. Evimden de diyeliyorum ben. Hangi sabah? Mehmet. Kayıp olduğu gün. He. Baba dedi, sırtımı alacağım dedi. Ne dedi? Okul kıyafetini. Kocuğumu alacağım dedi. He. Oğlum dedi, kapının anahtarı ha orada. Gel al dedi. Ama bu demde ben masada oturuyorum. Evden 15-20 metre uzaklaştı. Mehmet bir şeyler konuştu. He. Ne konuştu bilmiyorum. Yalnız... Dünden Pınar'a bak bana itir attı. Nasıl attı? Ben kendilerinin kökünü kazıyacağımısın. Ben 77 yaşındayım. Kimi öldüreceğim ben bu yaştan sonra? Utanmadan bir de gülüyor da bak. Turan Dünden sen ne yaptın? Mehmet şahitti bu anda. Veriyor. Ha? Bana gıcık veriyor. Mehmet kaybolduktan sonra. Tabii dün. Sizin erkekimiz de oradaydı. Etik de oradaydı. Bana gıcık veriyor. Ahmet Kaçer demiş ki anası. Sizin önünden geçerken hayır, Pınar sen müzik sesini açıp... Evet. Öyle mi yapıyorsun Pınar? Evet, doğru. Forma basmış. Evet. Pınar öyle bir şey yapmadım ben. Baktım röportaj yapıyorlar. Bir dinlesene ya. Bir dinleyin beni. Çok dinliyorum seni. Ben yukarıdan geliyordum annemle birlikte. İkindin ezanı. İmamı gördük. İmam dedi ki durduk biz hocam merhaba konuştuk böyle imamla sohbet ettik. Düştü yayına bağlanan Ahmet Demirci'yi. Evet. Dedi ki Pınar dedi ben dedi Mehmet'in böyle pislik yaptığını bilmiyordum dedi. Damla'nın konuşmalarını dinlemiş imam dün yayından sonra. Yani benle röportajdan sonra dün dinlemiş. Tamam. Sonra dedi ki ben dedi Mehmet'in böyle yaptığını bilmiyordum Pınar dedi. Ben de dedim ki hocam böyle dark poporum da var. İşte dokümanlar deyince hoca bana. Pınar dedi kul hakkına girdim dedi. Kusura bakma dedi. Bana hakkını helal et dedi. İşin gücün yalan. Devamlı yalan söylüyorum. Azdır. Ben Mehmet arıyorum seninle. Mehmet'i. Benim için. Benim için doğru söylesin. Ağabey yırtılır ben sayar mı? Ben Mehmet arıyorum Mehmet'i. Sen doğru söyleyeceksin. Dini için. Kiminle yapıyor? Baktım. Görümcem Fatma Güzel vardı. Fatoş tamam. Hanım vardı. Tamam. Röportaj yapıyor. Ben de o an imamı da gördüm ya. Biraz da duygusallaştım. Baktım bizim de evin avlusundalardı. Ha. Ben düdüğe bastım. Bak Tuğçe Hanım'a sorabilirsiniz. Ben müzik açmadım. O gün müzik yoktu zaten. Tuğçe Hanım'a ben düdük çalıp selam verdim. Ha buyurun sorabilirsiniz. Müzik kesinlikle yoktu. Kesinlikle. Düdüğe bastım Tuğçe Hanım'a. Kolay gelsin dedim. Kolay gelsin dedim. Bakan sorun. Tamam sor. Kolay gelsin dedim. Hatta annem de el salladı böyle. Böyle yaptım bir geldim sonra. Kolay gelsin. Gıcık veriyorsun devamlı oradan geçebilirsin. Korna çalar. Korna çaldı. Korna çaldım. Tuğçe'ye sorabilirsin. Bir de disco müzik çaldı diyorsun. Müge Hanım ben orasını anlamadım. Oradan geçiyor. Devamlı öyle geçiyor. Oradan geçiyor. Dünden çalmıyor. Devamlı öyle geçiyor. Hayır dün korna çaldı ama diyor. Hayır ben müzik açmadım. Hayır. Korna çaldı ama hep böyle disco müzik diyor. Sesini açıp diyor. Evden geçiyor. Evin önünden geçiyor. Evet. Duydun mu? Hayır o günde başka
başka gün. Mehmet'in kaybolduğundan itibaren efendim, çalarak geçiyor. Ne söyle ya. Dur. Ama efendim, dinle az önce. Bir söyle ne olur ya. Evet. Efendim Tuğçe konuş. Ha, Müge Hanım, biz dün Pınar Hanımların eski oturduğu evinin önünde Fatma Hanım'la röportaj yapıyorduk evi göstermek açısından. Tamam. O esnada tabii biz zaten röportaj esnasında konuşurken sadece birbirimize odaklıyız. O esnada bir korna çalarak bir araba geçti yanımızdan. Hatta biz son anda fark ettik Pınar Hanım olduğunu. Hı. Ama müzik sesi falan yoktu. Başladım. Onu belirteyim. Ama sadece korna ama çaldı biri. Ve yanımızdan anladım geçti. Ama hatta sonrasında da Pınar Hanım olduğunu fark ettik. Tamam. Bu kadardı. Halil Bey diyor ki dün korna çaldı ama Mehmet kaybolduğundan itibaren disco müzikleri açıp, camları açıp bizim önümüzden gıcık vermek için geçiyor diyor. Müge Hanım ben ama anlatayım. Ama her taraftan yol var. Evet. Gördün mü sen? Müge Hanım ben zaten yoldan geçerken arabanın camını kapatıp geçiyorum. Müge Hanım ben bunların evinin önünde adam kaybolmuş. Tabii Müge Hanım, iyi bak ben evinin önünde ağlıyorum, adam kaybolmuş yok. Biz onu arıyoruz. Pınar Hanım yukarıdan aşağı geliyor normal bir şeyde. Müzik son açığa açık. Sırıtarak ben sizin hakkınızı al. Bunların ne düşmanlığı var? Sorsun bakayım. O sizin ailenin bir özelliği. Haydi bu ailenin düşman. Haydi bunlarla düşman. Bunun hepsine tamam, düşman. Tamam bize de. Benden komşular de söylesin. Özelliği. Komşular söylesin. Peki Galip Yalçın, Pınar seni komşunmuş sen? Galip Yalçın. Tanıyor musun? Galip Bey. Alo. Evet. Kayınananın da yeğeni oluyor. Bacısının tamam yeğeni. Torunu oluyor pardon, torunu. Galip Bey günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Hoş geldiniz efendim. Buyurun sizi dinliyorum. Tamam. Şu an hemen sıcağı sıcağına onu söyleyeyim. Dünkü korna mevzusu bizim evin önüne kadar devam etti. Bizi geçene kadar. Kornaya basıp babama da aynı şekilde Ahmet Yalçın'a kornaya basıp el hareketleriyle, Pınar Hanım'ın annesi el hareketleriyle bir şeyler söyledi. Yalnız kornanın sesi bastırdığı için sadece seni kelimelerini anlayabildik. Ne kelimelerini? Yani aynı şey. Ha, buyurun. Ne ancak seni kelimesini anladık duyuyor. Bir dakika ama yani hiçbir şey anlayamıyoruz. Ne kelimelerini anlayabildiniz? Seni el hareketlerini yaparak seni diyerekten bir şeyler söylüyordu ama ne anladık bilmiyoruz. Ne anlattı bilmiyoruz yani. Tamam, onu geçelim artık, ne yapalım, evet. Pınar Hanım'ın ben daha önce de evinin önünden geçerken, yani Pınar ablayı ben çok severdim daha önceden ama bu yaptıklarından sonra artık değişiyor düşüncem. Mehmet abi de yapmıştır yanlışı. Ben de bunu biliyorum. Hı hı. Yanlıştır yani. Pınar Hanım'ın daha önceden benim tanıdığım esnaf arkadaşlarım aynı şekilde tarife uygun kişiyle görmüşler. Yani, ama zabıt olduğunu söylüyorlar. Şimdi ne iş yaptığını bilmiyorlar. Şu an bırakmış, bıyık bırakmış. Daha sonra benim halamın eşi aynı şekilde kahvehanedeki arkadaşlarımdan aynı şeyleri duyuyor. Nişanlımın evindeki komşusu da aynı şekilde evli olduğunu söyleyerekten bu adamla konuştuğunu söylüyor. Yani Pınar ablanın görüştüğü birisi var. Bu aşikar ama şu anda kişi zabıta değil. Bir dakika. Galip Bey şöyle anlatayım. Şimdi sizin esnaf arkadaşlarınız Pınar Hanım'ı evet, bu hani esmer, uzun boylu, bıyıklı denen kişiyle gördüklerini mi söylediler? Evet görüyorlar. İsmini bilmiyorlar zabıtanın. Bu kişi de zabıta mı yani? Bu esmer, uzun boylu, bıyıklı dediğimiz kişi zabıta. Önceden zabıtalık yapıyormuş. Şu anda zabıta olarak devam etmediği için bıyık bıraktığını söylüyorlar. O zabıta olarak devam eden kişinin ben artık güvenlik görevlisi gibi bir şey olduğunu öğrendim. Evet yani aslında, aynen. Aynı kişiden bahsediyorsunuz. Müge Hanım cevap verebilir miyim? Evet. Bir dakika verirsin. Bir öğren bir bakalım ne diyor. Peki size bunu kim söyledi, ne zaman söyledi? Ben bunu dün duydum. Yalnız arkadaşlar ismini bilmiyor. Peki nerede görmüşler? Yani nasıl görmüşler? Arabada. Nasıl bir arabada? Arabanın ya Pınar ablanın arabasıydı diyorlar ya da ki o kişinin arabası ama arabanın rengini falan hatırlamıyorlar. Pınar ablayı zaten çok gördükleri için birkaç kişiyle de görmüşler ama bunlar tabii ben mişli muşlu olarak anlattığım için çok da etkisi olmayacak. Sadece bunlar herkesin söylediğini destekler nitelikte sözler olduğu için söylüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, bunu hani bu konuya itibar etmemiz için Tuğçe Hanım şimdi orada. Tuğçe Hanım gelsin, sizin esnaf arkadaşlarınızla konuşsun. İstiyorlarsa abi, yüzlerini göstermesinler. Ben dün Tuğçe Hanım'la da görüştüm. Çarşıya çıkıp sorabilirler. İnsanlar görüyor.
Tamam o zaman. Ya peki Pınar, yani olabilir insanın zabıta, güvenlik görevlisi, bir arkadaşı olabilir. Şimdi her hani yolda görüp merhaba ettiğimiz ya da konuştuğumuz insanla da dedikodu çıkmasını ben kabul edebilecek birisi değilim. İnsanın hayatında kadın erkek fark etmeden gerçekten arkadaşları olabilir. Senin böyle... Mustafa Eser'in tarifine uygun Müge Hanım. Evet. Yani babandan dolayı böyle işte hani esmer diyorlar, hiç uzun boylu diyorlar, bıyıklı diyorlar, zabıta şimdi güvenlik görevlisiymiş. Var, var, var. Var mı böyle biri? Ben şimdi kimseye iftira atmıyorum. Müge Hanım, ben yanlış anlamasın. Çok gülüyor. Kendisi ama babam hiç hoş bir şey değil. Ben Halil amcanın gözlerinin yaşlı olduğunu görüyorum. Çok acı bir şey bu. Gülerek konuşuyor. Karşısında niye gülüyorum biliyor musun? Bir şey arıyorlar. Yalanlarınıza gülüyorum canım benim. Yalanlarınıza yani gülüyorum. Başka bir şey değil. Ağlayayım mı? Yeterince 10 yıldan beri ağlıyorum zaten. Ağladığından erimişsin yavrum. Bir dakika. Yani bir siz... Şey erittin anne beni, sağ ol. Allah razı olsun. Yani şimdi siz eriyorum bu bahsi geçen kişiyi hatırladınız mı? Üç gündür konuştuğumuz kişi. Evet, ben o kişi tanıyorum Müge Hanım. İsmini verebilirim şu an. Hatırladın. Hayır, evimize gelmedi yalnız. Evimize gelmedi. Ben çarşıda karşılaştım, konuştum. Beyaz, bir de avukat kuzenim beyaz var. Beyaz aracı var mı? Beyaz arabası yok onun. Yok arabası yok. Tamam şimdi bizim uzun kisi... boylu, etine dolgun, bıyıklı, nasıl diyeyim ki? Adını soyadını söyleyebilir miyim? 30-35 yaşlarında. Yok. 45-50 var adam, yalan söylüyor. Aa, 35 yaşlarında. Hayır, ben şimdi ama bizim... bir 80 boylu hat var. Baba yiğit, bıyıklı, esmer. Zabıta kendisi. Ben çarşıda görüştüm, onu hatırlıyorum. İnkar etmiyorum zaten. Ama ismini söyle, Tuğçe Hanım'a söylerim. Sıkıntı yok zaten. Tamam, hayır ama siz o kişiyle daha sonra da görüştünüz mü? Hani yürüyüşe gittiniz mi? Sizin evinize geldi mi? Yok. Şimdi? Yok. Hayır, hayır, hayır. Evimize gelmedi. Hayır. Bağlanabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Hayır, evimize gelmedi. Sizin gelsin, herhangi bir... Hayır, şimdi bütün memlekette bir sürü zabıta olabilir de bizim aradığımız kişi şu anda da güvenlik görevlisi sanırım. Güvenlik görevlisi ne denir ya? Hayır, zabıta. Mesleğini hayır, değiştirmiş. Hayır, şu anda yani ayrılmış yok zabıtalıktan. Güvenlik görevlisi olacak mıymış, olmuş mu, çalışıyormuş bir yerde bilmiyorum. Kuvvetli muhtemel zaten bıyıklarını da kestirmiştir. Yani bizim aradığımız... Yok, bıyıklı bıyıklı Müge Hanım, duruyor daha bıyıkları. Tamam da. O zaman görüşüyor. O zaman görüşüyor bu. O zaman Pınar'la evet, size her zaman görüşüyor evet, maşallah. Daha, kutlarım sizi. Allah ömür uzun 30, ömür versin. 37 gün oldu. Ama bana Mehmet gerek. Bana Mehmet gerek. Sen 30, kiminle görüşsen görüş. Mehmet'i bize vereyim. Oldu. Herkes kendi yoluna Müge gitsin. Hanım, Allah herkesin yardımcısı olsun. Avukat kuzeninin yazıhanesinde görüştüm ben bu kişiyle. O da bizim İstiklal'den başka bir mahalleden. Ben yani daha önce oturduğumuz mahalleden komşumuzdur. Evet, babamın da arkadaşıdır. Evet. Kendisi zabıtadır. Ben onunla konuştum Müge Hanım. İnkar etmiyorum. O da boşandığımızı duymuş. Kızı da avukat kendisinin. Kimi tuttunuz, nasıl boşanıyorsun, ne oldu diye onu konuştu. Biz sokağın ortasındaydık ilkinde. İkinci konuştuğumuzda da avukat kuzenimin yazıhanesinde kahve içtik, Türk kahvesi. Bunu sorabilirsiniz. Ben biraz Tuğçe Hanım'a ismini söylerim. Koca ana içmedim ben bu kahveleri. O yolda görevliydi çünkü kendisi her gün. Ayrıldı mı şu an zabıtalıktan? Adam vardı, ben vardım, Hediye teyzem vardı, annem vardı. Hayır, görevinden ayrıldı mı şu an zabıta zaten değil? Aynen. Yardımcım an, yani zaten görevinden ayrıldı mı? Zabıt, 40 gün önce zabıtaydı Müge Hanım. 40 gün önce görüştük biz, zabıtaydı kendisi. 40 gün önce. Yani senin eşin kaybolmadan 2 gün evet önce. Yani 2 ya da 3 gün o ara. O zaman görüştüm. Şu hatırlıyorum ben eşimi, o adamla görüştüğümü. Peki niye sen zabıtayla konuştun dediklerinde bunu söylemedin? Hayır, niye seni zabıtayla görenler olduğu zaman... Sustur, konuşturmadılar ki zaten. Ay yok öyle bir şey dedin hayatım. Müge yok Hanım, dedi. 15 tane zabıt... Bak hayır. Ama sevgili tarzında konuştu diyorlar. O adam benim hayır, babam yaşında yani bu bir. Yani bir tane zabıtayla gördük 15 dediler. Tane zabıta varsa... Bak 15 zabıta varsa rahat 7-8 tanesi bizim babamızı, bizim ailemizi tanır Müge Hanım. Ya sizin dükkanımızda esnaf olduğu için gelip alışveriş yaparlar bizle. Belediyelik bir yer. Belediye, tamam. Zaten orası belediye, kaç kişi? Belediye, belediye. Tamam, belediyenin zabıtasından bizi bahsediyoruz. Evet. Tamam, belediyenin zabıtasında kaç kişi evet vardır? Belediye başkanından ben rica edeyim, zabıtasını tanır. Şimdi sorsun müdürüne. 30-35 yaşlarında esmer, uzun aynen boylu, bıyıklı zabıta kim? 35 değil, 45 yaşlarında şimdi, mı geldi? Tamam, o belki Pınar, genç gösteriyordur. Ne bileyim şimdi herkesin hani bazı insan 40 yaşındadır, 30 gösterir. Bazı şimdi, insan 30 yaşındadır 50 gösterir. Yani. Ama yaşını tabii falan biliyor yani. Onun için de gelemem müdahale ediyor. Müge Hanım. Yaşını Pınar yaşını biliyor. Ben arkadaşımın yaşını bilirim.
Ben inşaatçıyım. Ben komşumun yaşını bilirim, arkadaşım değil. Ben bunların doğum tarihiyle beraber bilirim yaşını. Pınar arkadaşının yaşını bilmez mi? Biliyorum diyor işte, 40-45 diyor. Arkadaşım Ahmet abi, eğer değilse bu iftiraları hiç unutmam.